Şöyle bir yazı var. Sıkıntıları ve Risale-i Nur layıkaları. Yani imani meseleler var. Sözler, mektubat, lemalar, şualar. Bu tamam. Kastamonu, Emirdağ, Sikke, Tarihçe. 4. Onu konuşacağım şimdi. Sıkıntılarla ne alakası var? Sıkıntıların ve Risale-i Nur layıkaları. Layıkalar ama imani mevzular değil. Nasıl ki araba senin olması ile senin yönetmene muhtaçtır. Bir daha. Nasıl ki araba senin olması ile senin yönetmene muhtaçtır. Onu salıverip kendi kendine seni götürmesine bırakamazsın. Mesela dağdan veya yukarıdan arabayı bıraktın. Niye bırak? Beni götür ya, beni tanır, yolu da tanır der misin? Arabayı bırakır mısın direksiyonunu? Niye bırakıyorsun? O araba benim canım. Bana kötülük yapacak hali yok ki. Beni tanıyor, ben onun sahibiyim. Beni yoluna koyacak demediğin gibi ille onu yönetmen gerekiyor. Aynen bunun gibi de bedeni, dimağını, bedenini ve dimağını düşüncelerini de kendi haline bırakamazsın. Yönetmene, kontrolüne muhtaçtır. Akıl kendi haline bırakılacak kadar basit olay değildir. Çok tehlikelidir. Aklı kendi haline bırakmak en tehlikelidir. Hayatının en büyük hatasını yapmış olursun. Akıl çok tehlikelidir. Nereden biliyoruz? Bir şey ne kadar nimetse o kadar nikmettir. Allah neyse küfür onun zıttıdır. Öyle mi? İman neyse, neyi netice veriyorsa küfür onun zıttını doğurur. Akıl seni nerelere taşıyorsa onun zıttı kadar dibe indirecek demektir. Akıl bir alettir. Asla boş durmaz uykuda bile. Eğer aklını gayene, maksadına, gaye hedefine bağlayamazsan bu aklın hedefi sensin. Bu akıl seni bitirecektir. En büyük dostun olan en büyük düşmanın olur. Ateş gibi. Zannetme ki ben bunu koydum kenara. He, o da kenarda duruyor. Hayır. Kendi haline bırakılmayacak kadar tehlikelidir. Kendi halini bırakma, kontrol et. Bunu neyle kontrol edeceksin? Kurallarla. Disiplinli yaşa. Disiplin mecmuası da layıkalardır. Mesela disiplinden bir tanesini söyleyeyim. Senin hangi gün tatilin var şey İrfan? Tatil yok abi, 12-24 çalışıyorsun. 12-24. Şimdi o zaman sen gece, haca hayatın biraz tehlikeli. Yani fıtrata zıt. Çünkü gece çalışmak fıtrata zıttır. Ocağında ne ama küm sıbahta. Gece istirahat örtüsü diyor, sen çalışıyorsun. Allah istirahat dediği yerde çalışmak, çalış dediği yerde istirahat etmek Allah'ın fıtratına zıttır. Onun için iş ararken gecesi olmayan iş bulacaksınız. Neyse onu geçiyorum. Şimdi bir memur düşün. 6'da kalkıyor, 7'de işe gidiyor. Tamam mı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Böyle. Cumartesi, pazar, yan gel. 10'da 11'de kalktı. Hiç şansı yok. Sıkıntı olacak. Niye? Kuralını bozdu. Nasıl yaşıyorsan öyle devam et. Kuralını bozma. Dinleniyorum zannediyorsun. Hayır. Aldatılıyorsun. Dinlenmiyorsun. Çünkü şeytan ve nefse mare kaidesiz doğruların içerisinden giriyor. Zaten yanlış, kendisi yanlış. Müslümana nereden giriyor biliyor musunuz? Doğru, yaşantısı doğru, haram yok ama kuralsız yaşıyor. 11'de kalkmak günah değil, 10'da kalkmak günah değil. Ama 5-6 gün 7'de kalk, 1 gün 9'da kalk bak ne oluyor. Fizyolojik olarak, fiziksel olarak da sistem duman olur. Kuralını bozma. İşte arabayı kendi haline bırakamadığın gibi dimağını ve bedenini
Kendi halini bırakma. Kurallı yaşa. O kuralları nelerdir bilmiyorum. Kastamonu ve Mirda. İman. Kuralın kuralı da laikalardır. Senin bir sürü kuralların var. Beşeriyet. Anne babanın giydirdiği. Hani toplumun bize yap yapma değil mi? Bir sürü alıştığımız şeyler var. Bu kuralın kuralı laikalardır.